Bu akşam Şen Yaşar ailesiyle birlikte hem ekmeğimizi hem acılarımızı paylaşmak için bir aradayız. Adaletin bir gün herkese lazım olacağını unutmamamız gerekiyor. Bizim bugün birlikte oluşumuz Hazreti İbrahim'in ateşine su taşıyan karıncaların misali gibi, en azından safımız belli olsun diye hep beraberiz. Bugün bu adaletsizliğe sebep olanların yarın bir gün adalet arayacağından hiç şüphemiz yoktur. Umarım en kısa zamanda gerçekler tamamıyla gün yüzüne çıkar. Evet değerli basın emekçileri, bugün Konya'dan müvekkillerim Dedeoğulları ailesi mensuplarıyla beraber Emine annemizin, Emine Şen Yaşar annemizin ve Ferit Şen Yaşar kardeşimizin adalet nöbetine destek amacıyla ziyaretlerine geldik. Birazdan birlikte iftarımızı açacağız. Geçen hafta itibariyle hastane olayından dolayı biliyorsunuz kamuoyunda da yansıdı, bu 4 tutuklama oldu. Birazcık, bir damla olsun kendilerine getirdiğini fark ettik. Bir damla olsun umutlandıklarını fark ettik. Ancak annemizle konuşmamızda masum bir şekilde, haksız ve hukuksuz bir şekilde içeride yatan, cezaevinde tutuklu bulunan oğlu çıkmayana kadar bu adalet nöbetini bırakmayacağını söyledi. Birçok haksız ve hukuksuzluklardan bahsetti. Aklıma sadece şu geldi, şu cümle geldi. Türkiye'de, bu ülkede hakimler, savcılar, hukuk fakültesindeki dekanlardan tutun, adliyedeki, adliyenin önündeki o temiz heykelini bir tarafa bıraksınlar, o elinde, bir elinde terazi, bir elinde kılıç, gözü bağlı olan temiz heykelin yerine Emine Şen Yaşar heykelinin dikilmesi gerekmektedir. Çünkü direne sonuç almakta ve umarım eylemin sonucunda da tam bir şekilde sonucunu alacağı umut ediyoruz. Bizim yüreğimiz kendisiyle beraber, bizim elimiz kendisiyle beraber her anlamda kendisine destek veriyoruz. Umarım adalet sağlanır. Her türlü, her şekilde ailenin yanında yer aldığımızı belirtmek isteriz. Kendisinde kamuoyuna ve kendi adımıza şunu sadece istiyoruz. Elbette ki demokratik ve meşru olan eylemi haktır. Adalet arayışı haktır. Ancak sağlığına dikkat etmesini istiyoruz. Onun canı bizim için kıymetlidir. Bir yandan da buna dikkat etmesini istiyoruz. Talebimiz de kendisinde budur. Desteğimiz onlarla beraberiz. Söyleyeceklerim şimdi bu kadar. Teşekkür ederim. Şey var mıydı?